mesela son günlerde Ali kardeşimizin yapmış olduğu haberler var. Eğer o haberlerle ilgili soru sormak isterse ben burada onun yazdıklarıyla ilgili cevap vermek istemiyorum ama soru sorarsa her türlü soruya da burada cevap veririm. Sayın Başkanım yani orada yazdıklarım orada. Ben şimdi peki o zaman söyleyeyim. AK Parti'nin 25 milyon lira borcu var. AK Parti'nin bir tek değişiklik kuruş borcu yoktur. Osman Sargın 29 Ekim 2013 yılında ilçe başkanlığı bıraktığında bir tek değişiklik kuruş borcu olmamıştır. AK Parti ilçe başkanlığı orada 500 üst katta 500 liraya kiraya oturmaktadır. Yani 6 ayda borçlanmışlarsa bile 3 milyar lira var, 25 milyar yapmaz ki. Bir tek değişik kuruş, ben hatta sordum başkana, dedim böyle bir borcunuz mu var? Allah'a şükürler olsun ki AK Parti ilçe başkanlığının bir tek değişik kuruş borcu piyasaya yok. Varsa alacağım var diyen varsa gelsin. Ben belediye başkanı Osman Sargın olarak kendi kendimden, kendi harçlığından AK Parti'nin borcunu ödeme basın yoluna talip olduğunu söyleyeceğim. Bir tek değişik kuruş borcu yoktur. İki, AK Parti'nin altındaki binanın kira karşılığı işletme ruhsatı verildiği söylendi. Hemen şey de gelsin bize, şu ruhsat bilimindeki arkadaş da gelsin. Arkadaşlar, orayla ilgili bana kurfa geldi. Dedim ki kardeşim benim oraya yarısına ruhsat verin. Çünkü binanın yarısı ruhsatlı. Efendim? Hayır, binanın yarısı imar ruhsatlı abi. Yarısı ruhsatlı. İşletme ruhsatı değil. Binanın yarısı ruhsatlı. Planın projesi var. 2004 yıl öncesi yapılan binalar imar izni alınmış, muamelesi görür. Karnı açık. Yani binanın yarısı ruhsatlı. Bir yarısı da kaçak. Alt katıdan bahsediyorum. Böyle bir şey yapmışlar. Bu benim binam da değil. Bu benim de sıvam da değil. 30 yıllık bir bina benim bildiğim kadarıyla. Alt katıyla ilgili benden şayfa geldi. Ben dedim ki oraya ruhsat vermem, gitti. Kurpa geldi, ruhsat vermem, gitti. Bu 4 aylık süreç içerisinde oldu. Dün hatta biri geldi, kim olduğunu bilmiyorum. Onun için inşaat bölümündeki arkadaş gelsin, dedim ruhsat bölümündeki. Dedim kardeşim ben onun tamamına ruhsat vermem. Ancak ve ancak bölersiniz ortadan, diğer yarısına ruhsat, işletme ruhsatını alabilirsiniz. Çünkü zaten oraya daha önce 4 ayrı firmaya İşletme ruhsatı verilmiş. Bakın arkadaşlar çok enteresan. 4 ayrı firmaya işletme ruhsatı verilmiş ama bir oraya hiç kimseye işletme ruhsatı verilmedi. Dün gelen vatandaşın kim olduğunu bilmiyorum. Ne kurpa ne şayfa başka biri herhalde. Onlara da aynısını söyledim. Bunu da açık bir şekilde deklar etmek istiyorum. İkincisi karşımızda herhalde sürücü kursundan bahsedilmiş. Tabii o isim verilmediği için bilemiyorum. Sürücü kursuyla ilgili bizimle ruhsat talebine geldiler. Biz dedik ki formalitelerini tamamlamadan, oranın ruhsatını almadan biz buraya ruhsat vermeyiz. Veremeyiz. Böyle bir yetkimiz yok. Ondan dolayı gidin. Ne yapılması gerekiyor? Yapın. Biz insanların mağdur edilmesini istemiyoruz. Mağdur olmasın diye istemiyoruz. Tesadüf var burada. Ben şimdi az önce kendisiyle ruhsatımın var olduğunu ruhsat bölümü ne sürücü kursu bu? Ekerlerin olduğu sürücü kursunun inşaat ruhsatıyla alakalı program var. Bizden alakalı. Bizden alakalı. Bizden alakalı. Bizden ruhsat vermiyor. Sürücü kursu var mı? Valilik veriyor. Yok. Yok. Yani. Valilik veriyor onların işletme ruhsatı. Yani bizden bir alakası da yok. Sürücü kursların ruhsatlarını Türkiye Cumhuriyeti Bursa Valiliği veriyor. Bizden bir alakası da yok. İnşaat ruhsatı bölümünde ilgili çalışmaları yapıyorlar. O bizde bağlamaz zaten. Kanunlar çerçevesinde ruhsat alabiliriz. Alın, alamazsa da alamaz. Başka ne vardı? Siz hatırlatın, ben cevap vereyim abi. Başka bu konuda ilgili hatırlayan bir şeyler var mı? İmren ile ilgili, biraz sonra muhtemelen kendisi gelecektir buraya. İmren'le ilgili işte para talep etmiş, İmren parayı vermeyince yol kapatılmış gibi. Bakın arkadaşlar, Yusuf yani İmren Rızgar'a benim aşağı yukarı 10 yıllık, 15 yıllık kardeşim. İmren Rızgar'ın daha Garayol'da küçük kahveden bu yana geçerken
danışmanlığını yapmış, İbrahim Özgara, Köktecüsü patentlerini almış, üretim izlenilen TS belgelerine kadar her türlü işlemleri yürütmüş bir kardeşimiz. Ve İbrahim Özgara ile ilgili İznik Belediyesi'nin bir tek değişiklik kuruş talebi olmamıştır. Gelirdi kendisi dekre eder inşallah biraz sonra. İznik Spor'a, İznik Spor yönetimince destek istenmiştir. İznik Spor'a da desteğini vermiştir. Bütün olay bundan ibarettir. Oradaki yolun kapatılmasıyla ilgili orada her gün, nasıl nasıl arkadaşlar benden daha iyi çok iyi biliyor. Her gün vatandaşlar araçlar yüzünden adli vakalara varacak kavgalara neden oluyorlardı. Ve her gün adli kayıtlarına bakarsanız, oradaki polislere de sorarsanız, orada haftada en az 2 veya 3 kişi karakolluk olurdu. Araçları bırakmalarından ötürü. Orada yaşayan esnafların ve vatandaşlarının talebi doğrultusunda oradaki yol ikiye bölündü ve şu an herhalde muhtemelen ben öyle zannediyorum. Orada bu sorunlar kendinden çözülmüş oldu. Ayrıca Köftecüs'ün mağdur olmaması için hemen yolun bitişinde ben bir tane park yeri ayarladım. Temizledim. Aha burası senin dedim. Araçlarını buraya koydurabilirsin gelen misafirleri. Neresi olsun? Hemen inişteki inlerinde hatta benim amcamın olduğu yeri vardı. Yerinden de 2 metre dedim ki sen istermeyeceksin. Burada bu sorunu çözdüm. Karagözleri oldu ama. Karagözleri bitişi bu tarafındaki. Konuşların evin kansı var. Evet orası bizi temizlendi farkındaysanız yapıldı. Araçları buraya bıraktırabilirsiniz. Bunu yerine gerekirse bir tane eleman alın. Araç götürsün getirsin. Buradaki vatandaşların mağduriyeti giderilsin. Demiştik. Ama çok enteresan, 50 milyardan bir başladı, en son rakam 385 milyarda kalmıştı. Yani 50 milyardan başlamıştı, en son rakam, sokakta konuşulanları söylüyorum tabii. Her basın böyle bir şey yazarsın, bu mahkemeye verir yani, o ayrı bir olay. Sokakta konuşulanları var, ama bilginiz olsun anlamında söylüyorum. Evet, bunun haricinde gelelim saadeti, Allah'ın izniyle artık önümüzdeki hafta, pazartesi günü inşallah veya önümüzdeki hafta içerisinde diyeyim, doğalgazımız, çalışmalarımız başlıyor. Bu doğalgazla birlikte altyapının da tam neticelenmesi için devlet bu genel müdürlüğü yaptığımız görüşmeler dedi ki kardeşim biz buraları asfaltlayacağız bu yolları, parke taşı taşıyacağız. Onun için yağmur suyu giderlerinin ölçümleri ve yapılsın, kontrolleri yapılsın dedik. Sağ olsun onlar da 15 günden beri burada bu kontrolleri yapıyorlar ve neticede tahminen %85'i İznik yağmur suyu giderlerinin %85'i harap olmuş durumda. Bununla ilgili de hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Harap olan yerlerdeki düzeltmeler tamamlanır, tamamlanır. Doğalgazla birlikte İznik içerisinde taş ve asfalt çalışmaları başlamış olacak. Bizim bir tek derdimiz var. Buradaki kardeşlerimiz, yaşayan insanların tozdan kurtarmak. Bunun dışında İznik'te yapılması gerekenlerle ilgili ben basından da destek veriyorum. Yani basının karalaması, basının yanlış haberler yapması hiç kimseye fayda sağlamaz. Yine söylüyorum, telefonum 7/24 açıktır. Bir şey, işte hayır Eşen, aradığında beni hiç bulamadım desin. Yani haber ki bir kez, iki kez olmuş olabilir da gece yarısıdır veya uygun ol değilimdir. Yani beni arayan her arkadaşımız 7/24 beni görme, bulma şansına sahip. Çünkü ben sizinle birlikte çalışmak istiyorum. Ve bu yüzden dolayı İznik'te çok şey olan, böyle magazin konusu olan İznik'in belediyesinin bir gazetesi vardı. İznik belediyesinin bir külfeti vardı bu. Ve dedim ki buradaki, eğer burada ben bir şey yapacaksam İznik'teki yer almasını birlikte yaparım. Oraya vereceğim parayla onlarla da daha güzel haberler çıkartma şansımız olur. Birlikte hareket eder. Eğer İznik'in kalkınmasını istiyorsak, gerçekten İznik'i düşünüyorsak, arkadaşlar açın soru lütfen. Yapacağımız her yanlış haber, her yani kulaktan dolma mahalle haberi benim şahsıma bir zarar vermez. Bir muhal 5 yıllığına belediye başkanı yapmış. Birileri gibi 5 yıl boyunca koltukta oturup ayın 15'inde maaşımı da alırım. 5 yıl sonra evime gider, çekilir giderim. Ama benim bir tek derdim var. Ben bugüne kadar üstlendiğim görevlerin hiçbirinde başarısız olmadım. Ve oturduğum koltuğa değer katmaya çalıştım. Ben onun için diyorum ki burada oturmuş olduğum koltuğa değer katmak istiyorum.
yaşadığımız şu coğrafyaya bir şeyler kazandırmak istiyorum. Ben bunları yaparken açık söylüyorum yine. İzdik belediye bütçesiyle hiçbir şey yapamazsınız. İzdik belediye bütçesine maaş ödersiniz arkadaşlar. Hiçbir şey yapamazsınız. Onun için ben burada, tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, ben her gün gidiyorum. Ben haftada 3 akşam, Bursa'dayım, gece, sabah, erken veya akşam. Ben sabah 5'te, pazar günü yürüyüşe giriyorum. Bursa'ya, yüzük yürüyecek yer var. Ama sabah 5'te Bursa'ya yürüyüşe giderim. Neden gidiyorum? Recep Altemir'e oturup yarım saat dert anlatabilmek için, yarım saat bir şey koparabilmek için gidiyorum. Gece saat 10'da falanca yerdeymiş diye duyuyorum. At görevlerinde bir şeyler talep etmeye gidiyorum. Biz Büyükşehir'in desteğini almadığımız müddetçe bir şey yapalım. Onun için biz Büyükşehir'in desteğini alacağız ve onların gücüyle burada bir şeyler yapacağız. Ama biz önümüzdeki hafta itibariyle Ankara seferlerine başlıyoruz inşallah. Orada da Ankara'nın ne destek alabilirsek onu alacağız. Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Son günlerde İznik Belediyesi Batum'da iftar verdi gibi haberler yapıldı. Evet arkadaşlar. İznik Belediyesi'nin finamasıyla Üsküp'te, Saraybosna'da, Makedonya'da 3 akşam iftar verdi. Kardeşim hoş geldin. Üsküp, Saraybosna, Makedonya'da 3 akşam iftar verdi. Allah'ıma şükür olsun İznik Belediyesi finamasıyla onlara. Ve akabinde Ramazan'ın son haftasıydı yanlışlıkla. Batum'da bir akşam iftar verdi. Ve burada İznik Belediyesi'nin bir tek teyitli kuruş masrafı yoktu. Bu iftarın sponsorluğunu Bursa'daki hayırsever iş adamları yapıyor. Biz belediyeyi dışarıya tanıtıyoruz. Hani İznik Turizm Belediyesi olsun, hani İznik dışarıya tanıtılsın. Ben fırsatı bulmuşum. Sponsorluğunu bulmuşum. Benimle gelen arkadaşlarım kendi paralarını, çay paralarını, kahve paralarını ödemişler. Ne harcamışlarsa ceplerinden ödemişler. İşte bu belediye mensupları oraya gelenler burada. Yani Üsküp'te ve Batum'da yapılan iftar organizasyonlarında belediyenin herhangi bir harcaması yoktur. Üsküp'te 1000 kişilik sokak iftarı yaptı. Çok muhteşem oldu. Üsküp'ü düşünün. Üsküp nüfusunun %60'ı Hristiyan, %40'ı da Müslüman. Böyle bir ülkede sokak iftarı yapıyoruz. Batum'da 600-700 kişilik bir iftar yaptık. Düşünün Müslüman nüfusu %20. Böyle bir ortamda İznik Belediyesi'nde iftar yapıyorsunuz. Bu benim için ve İznikler için ömür kaynağı olacağına inanıyorum. Bundan sonra da böyle bizi destekleyecek hayır kurumları içerisinde olabilirse bütün arkadaşlarla birlikte oradaki her türlü organizasyonu yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Oruçlu oruçlu Üsküp'e gitmek kolay değil. Batum'a gitmek hele hele hiç kolay değil arkadaşlar. Hiç bir arkadaşımız da yolculuk yapıyoruz da orucunu bozmadı. Bu bir fedakarlıktır. Ben bu konuda bununla birlikte benimle birlikte hareket eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.